Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Karnızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. İstiyorsanız abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdi. Elon Musk'ın yapay zeka çekinceleri ve konuyla alakalı yanlış bilinenler üzerine konuşacağız arkadaşlar. Birincisi kesinlikle şunu söyleyebilirim. Bakınız. Elon Musk'ın yapmış olduğu yapay zeka hareketleri genel olarak biraz Yanlış algılandı arkadaşlar çünkü kendisi yapay zeka coin'lerine karşı değil. Kaldı ki burada şunu bilmek lazım. Bakınız Agix gibi bir coin'i mesela Agix'i bizzat arkadaşlar kendisi zaten sürekli anlamda pumplı. O yüzden bir kere en başta bunu bilmek lazım. Kendisi yapay zekanın geneliyle ve teknolojinin gittiği noktayla alakalı sıkıntıları var. Bakın kendisi de mesela bir şirket kurdu. Bununla alakalı daha dün konuştuk. XI adında yeni bir şirket kurdu arkadaşlar. Ve tabii ki e, bu şirkette yapay zeka çalışmaları yapacaktır. Tabii bütün e, bütün bunlar olurken kendisi şunu söylüyor. Bu robotlaşma insanlığın sonunu getirebilir. Bu robotlaşmanın şu an e, FED'le, AGİT'le, GRT'yle bir ilgisi yok. Adamın zaten iki tweetinden bir tanesi neredeyse AGIX coin uçacak. AGIX coin yön yukarı gidecek. İşte sürekli zaten attığı tweetler böyle yani anlatabiliyor muyum? O yüzden yapay zeka çekincelerinin küçük yatırımcının sandığının aksine yapay zeka kriptolarıyla bir alakası yoktur arkadaşlar. O yüzden konuyla alakalı fut e, foot haber oluşumunun da herhangi bir şekilde anlamı yoktur. Kaldı ki Elon Musk'ın sağ solu belli olmaz. Bak şunu söyleyebilirim. Şu anda e, chat GPT'yi mesela gpt foru falan eleştiriyor tamam mı? Hatta e, bir imza toplandı biliyorsunuz. 6 ay boyunca tamamıyla e, yapay zeka çalışmalarının chat GPT tarzındaki robot çalışmalarının durdurulması üzerine bir e, imza toplandı. Kendisi de buna imza attı. Ama çok büyük ihtimalle kendisi de onun gibi bir robot yapacak. Yani şunu söylemeye çalışıyorum: Adamın hayatı böyle ironi ve e, troll üzerine geçiyor. Anladınız mı? O yüzden tutar eleştirir, aynısını kendi yapar. Mesela Elon Musk'ın yapay zeka hakkındaki çekinceleri devam ediyor. Twitter CEO'su Elon Musk, yapay zeka'nın insanlığı bitirebileceğine olan inancını sürdürüyor. Ya bu arada arkadaşlar. Bunlar şey hani e, safsata. Şimdi diyebilirsiniz ki ya Elon Musk şey mi yapıyor yanılıyor. Arkadaş Elon Musk'ın yanılması mı anılması değil. Elon Musk e, buradan prim yapıyor tamam. Konuyla alakalı konuşarak. Yani bir yapay zeka. Şimdi yapay zeka arkadaşlar haşa insan değil yani onu bir e, insan yarattı. Ne olacak böyle iradelenip kuvvetlenip şey mi yapacak anlatabiliyor muyum? Duygu yok bir şey yok. Tesla'nın kurucusu ve Twitter'ın CEO'su olan Elon Musk'ın yapay zeka konusundaki çekinceleri devam ediyor. Musk, yapay zekanın insanlığı bitirebileceğini düşünüyor. Elon Musk yapay zeka hakkında bir açıklama daha yaptı. Yapay zekanın insanlığı yok etme planına inanan Elon Musk, bu riskin %0 olduğunu düşünen aptaldır. Bak. şöyle söyleyeyim. Yapay zeka insanlığı nasıl bitirir? Bunu şu şekilde algılamayın. Çok samimi ve doğrucu bir e, yorum yapayım size. İşte filmler olur ya, robotlarla insanlar savaşıyordu, carttı, cırttı. Öyle bir dünya yok. Hava o nasıl bir savaş biliyor musunuz? Ondan daha büyük bir savaş olacak ama. Bundan yıllar önce, mesela bir fabrika düşünün. İşte ne bileyim, pamuk fabrikası. Şimdi e, fabrikada örneğin, duruma göre değişir. Mesela 200 kişi çalışıyor, tamam. Ve bu e, 200 kişi işini, yapıyor. Yıllar içerisinde otomasyonla yeni makineler çıkıyor. Bu makineleşme olayı icat ediliyor. Şu an büyük ihtimalle o fabrikada 20 kişi çalışıyor. Çünkü 10 kişinin yaptığı işi arkadaşlar tamam mı? 10 kişinin yaptığı işi bir tane sadece tek bir makine yapıyor. O makinenin başında da bir tane makinist duruyor. Olay bu yani aslında. Bu konularla alakalı. Anlatabiliyor muyum? Şimdi mesela Çin'de, bak Çin, tamam mı? Çin'de adamlar robot savcı yapmış, savcı. Bak, bu ne demek? Bir insan savcı olabilecek bir insan artık olamayacak. Tamam mı? onun yerine bir robot var. Mesela Çin'de şey çok var, böyle otel, bütün çalışanlar robot. Ya da e, bir restoran bütün çalışanlar robot. Yani öyle bir dünya bu e, kapitalizmin eşinde öyle bir dünya geliyor ki arkadaşlar. Büyük ihtimalle e, yani anladınız. insanlar çok daha radikal bir noktaya gidiyor. İnsanlar ne olacak? E, i̇ş bulamayacak aslında. Onu söylemeyeceğim. Bu robotlaşma işte bu dünyayı böyle bitirecek arkadaşlar. Tamam mı? Dünyanın dört bir yanındaki teknoloji şirketleri insanlara günlük yaşamlarında yardımcı olacak bir yapay zeka fikrini araştırmaya devam ederken, Elon Musk konu hakkında farklı görüşlere sahip. Tesla ve Twitter CEO'su Elon Musk yapay zeka'nın medeniyeti yok etme potansiyelini insanlara hatırlattı. Bu arada e, devletler falan öyle şey yapar, siz bakmayın. Yani o e, şeylerin falan keyfi yerinde olacaktır. Yok Çin'dir, yok ne bileyim işte e, ne o. ABD'dir. Onların keyfi yerinde olacaktır arkadaşlar. Adam şey yapar mı? Hayır der mi yani? Anlatabiliyor muyum? Onda bir sıkıntı yok. 15 Mart'ta Musk'ın yeni bir ay girişimi oluşturma planı girişimcinin ay araştırmacıları ve mühendislerinden oluşan bir ekip kurduğu bildirildikten sonra görünür oldu. Evet önce bu ekibi kurdu arkadaşlar. Tabi şu an bu ekibin Tam olarak neyin üzerinde çalıştığı ya da neyin üzerinde çalışacağı falan e, bilinmiyor. Blockchain odaklı mı çalışacaklar yoksa genel olarak ne bileyim veri işleme üzerine mi çalışacaklar yani ne üzerine çalışacakları bilinmiyor. Fakat zaten hali hazırda çalışan bir ekibi vardı. E, buna sadece adletmiş oldu yani e, buna bir isim getirdi ve an itibariyle bir şirket kurdu. Biraz daha tabi tekelleşme e, kartel hareketine gidiyor kendisi ama tabi büyüklerden biraz daha şey geldi böyle devletten falan bu duruma eleştiri geldi çünkü rekabeti öldürmemek için e, piyasada bunu fazla istemezler. Ancak Musk yanlış ellere geçerse veya kötü niyetle geliştirirse tıpkı diğer tüm teknolojiler gibi yapay zeka'nın yıkıcı potansiyeli olacağını dile getirmeye devam ediyor. Elon Musk bir tweet'e verdiği cevapta şunları yazdı. Ne kadar küçük olursa olsun bu olasılık dikkate alınabilir. Ancak önemsiz değil. Uygarlığı yok etme potansiyeline sahip. Doğru ama eksik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. <laughs> Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim izleyen herkese. Hoşçakalın.